Sanırsın sen. Çek ellerini tek vur. Bamsı. Komutan. Ben hekimim. Bu da benim mesleğimdir. Tek vurun da durumu ağırdır. Hele bırakasın da işimi yapayım. Hepiniz şüphelisiniz benim gözümde. Hiçbir Türk'ün tek vura elini sürmesine izin vermiyorum. Komutan Vasilius. Eğer bugün hayattaysam Artuk Bey sayesindedir. Babamı ona gözüm kapalı emanet ederim. O yüzden vesveselerini kendine sakla. Artuk Bey, gereğini yapın. Babamın ölmesine izin vermeyin. Sen hiç merak etmeyesin kızım. Elimden geleni yapacağım. Şimdi herkes dışarı çıksın. Babacığım. Baba. Helena, evet. Baba, ben buradayım. Baba buradayım. Askerler! Tekfur'un başından ayrılmayacaksınız. Eğer yanlış bir şey yaparlarsa... Sakın acımayın. Komutan, biz işimizi Allah için icra ederiz. Sözlerine dikkat edesin. O halde dua edin de Tekfur yaşasın. Kızım Aslan, anasının ölümünden sonra obasına, ailesine daha da bağlandı. O yüzden bu yaşa kadar evlenmedi. Şimdi de bizleri kaybetmekten korkar. Benim bacım gönlü güzel, ürkek bir ceylandır.
Zamane gençlerinin aklı bir karış havada oluyor. Lakin Aslan Hatun bunlardan biri değil. Candar Bey'im onu iyi yetiştirmiş. Aslan Hatun ister ki izdivacı gönül rızasıyla olsun. O vakit Emir Saadettin'e düşen onun gönlünü fethetmektir. Aslı Hanım, de bana. Hangi kızın gönlünde saraylarda yaşamak yoktur? Hele hele Emir Saadettin gibi kudretli bir adamın hatunu olmak. Başına konan devlet kuşunu görmez misin? Seven bir adamı ezip geçtin. O alelade biri değildir Aslıhan. Ya ben? Benim hislerim kimsenin umurunda değil mi yenge? Yaşça senden büyük diye mi tereddüt edersin? Onun gönlü gençtir. Seni de evlatların da mutlu edecektir. Söyledim yenge. Benim gönlüm obamdadır dedim. Obam otağımı bırakır da nasıl saraylara giderim? Destur. Sen ne ettiğini sanırsın ha? Bu mudur babana, beyliğine saygın? Gönlümden geçeni sordun. Ben de söyledim baba. Gönlünden geçeni söylemiş. Bak hele ettiği lafa. Sözleriyle koskoca emiri, beni tarumar ettiğini bilmez misin? Ertuğrul'la evlen dediğimde beyliğime hürmeten kabul eden sen değil miydin? Şimdi ne oldu ha? Niye beni rezil rüsva edersin ha, niye? Yoksa eğer... Yalvarırım baba. Bana biraz olsa izin ver. Obamdan, senden, kardeşlerimden kopup gitmem kolay mı sanırsın? Kendine gel aslan. Aslan kendine gel. Obamızın menfaatleri için ne gerekiyorsa yapacaksın. Anladın beni? Anladın mı beni aslan?
Sonunda kurt sıfatına bürünmüş çakallar yakaladık. Biz mi onları yakaladık? Onlar mı bizi? Gelin bakalım. Haydir Allah! Haydir Allah! Biz bunu ederiz. Sen uçakını yakala. Sınavı soru geçecektik beyim. Ne suikastçı gören var, ne de şüpheli birine. Turgutlardan haber var mı? Helena kızım, baban seni görmek ister. Baba! Babacığım! 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 Sen de girsen iyi olur papaz efendi. Vaziyet nedir artık bey? Onu kaybediyoruz beyim. Olanları imparatora anlatmak için mektup yaz. Baba, baba bak ne olur tamam mı? Konuşma. Kendini yorma lütfen. İyileşeceksin babacığım. İyileşeceksin. Kayıların masumluğu bilinmeli. Ertuğrul. Ertuğrul. Kızım. Sana. Emanet. Ertuğrul Bey. Onu. Fitne.
neden koru? Kızının canı gayrı benim canımdır. Namusu benim namusumdur. Yaşayacaksın baba. Baba yaşayacaksın, tamam mı? Yaşayacaksın. Baba. 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 Babacığım. Baba. 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 Baba ne olur oğlum. Senin kaleden çıkmana izin vermemeliydim. Söyledim ama dinletemedim. Yeter! Yeter artık Vasilius! Duymadın mı? Babam beni Ertuğrul Bey'e emanet edecek kadar güvenirdi. Son nefesinde bile itimadı ortadayken sen hangi cüretle bu lafları edersin? Babamın daha eti soğumadan sen neyin peşine düştün böyle? Baban beni oğlu yerine koyardı Helena. Ne kadar canımın yandığını görmüyor musun? O vakit babamın yasını tutacak kadar mağrur ol. Bunu yapanlardan hesap sormadan yas mas tutmam. Askerler! Tekfurumuzun naaşını kaleye götürmek için hazırlıklara başlayın. Helena. Başın sağ olsun. Baban gibi... kardeşin gibi ona da kıydılar. Sakın yıkılmayasın. Dik durasın. Dik durasın ki benim gibi intikamını alasın. Babamın son sözü imparatora mektup yazıp senin masum olduğunu söylememdi. Bu mert adamın kanını yerde koymayacağım Helena. Bundan gayrı babanın vazifesi kalede senin omuzlarındadır. Babana yaraşır bir evlat olduğunu gösteresin. Her daim gözüm kulağım sende olacaktır. Şimdi babanın intikamını almam için gözlerindeki yaşı silip kinini diri tutasın.
bize tuzak kurdular. Kaçtı mı? İzlerini takip ettim. Lakin başka bir ata binip kaçtı soysuz. Ertuğrul Bey bize ne diyeceğiz? Geldiğimizi istese niye diye soracak yüzümüz yoktur. Yoktur kardeş, yoktur. Eğer Tekfur öldüyse... İşte o vakit suç Ertuğrul Bey'imizle babamızın üzerine kalacak. Evet Ural Bey. Bakalım Zekihan da pusatın kadar keskin mi? Çok uzun zaman oldu Emir Hazretleri. İmdiden malumum dersin ha. Ah Ural ah. Girdiğin her oyunda tutkulu olacaksın. Yoksa kaybetmeye mahkumsundur. Emir Hazretleri, sizden öğrenecek çok şeyimiz var. Siyaset bir oyundur. Hiledir bazen. Ademoğlu kaybetmeyi göze almadan kazanamaz. Onu görmedim. Zafer sevdası işte böyle insanın gözünü kör eder. Hırs atını ehlileştir Ural. Savaş meydanında da aynını yapmalısın. Anı değil, savaşın nihayetini düşün. Gerektiğinde bir piyonu kurban etmeyen zaferi kazanamaz. Destur var mıdır beyim? Gel Batuhan. Ne söyleyeceksen çabuk söyle. Kanlı bir çatışmanın ortasındayız. Ertuğrul Bey'in Hanlı Pazarı'nda Karacesar Tekfur'un öldürdüler. Allah kahretsin Ertuğrul. Yine bir çuval inciri berbat ettin. Destur var mıdır beyim? Gel hele Kutlucu. Hayırdır Kutlucu? Beyim seninle bir mesele hakkında konuşmak isterim. Gel hele otur. Beyim ben ilimden anlamam. Lakin senin Toktamış Bey'in çürüyen dilinden... olayı çözmeni gözlerimde gördüm. Eyvallah. Mesele nedir Kutlucu? O gece otağdaki yemekleri Çolpan Hatun'un emrindeki Aybük Hatun hazırladı beyim. Lakin Toktamış Bey'im öldüğünden beri Aybük Hatun ortalarda yoktu. Şimdi obadadır, gelmiştir. Lafı nereye getirmeye çalışırsın Kutlucu? Ben o avradın hallerinden şüphelenirim beyim. Çağır yanıma gelsin. Nereye gitti? Neden döndü bilmek isterim. Emrin olur bey. Hoş geldin başım. Babam ve Emir Saadettin'in yanında... aklından geçenleri mertçe söylediğin için seni iftar ederim bilesin. Lakin niyetin yoksa sırf babam istiyor diye hayatını karartmana da gönlüm razı gelmez. Kararın ne olursa olsun bacım. Abin her daim yanındadır. Bilesin. Sağ olasın abi. Hayırlısı neyse olacaktır. Hanlı pazardan gelen bir zuhurat vardır abi.
Ne olmuş? Tekfur. Pazarda Ertuğrul Bey'i ziyarete gelmiş. Pazarda birlikte gezerlerken... Tekfur'u öldürmüşler. Ne? Ertuğrul Bey'in bu işte dahli olduğunu söyler Emir Saadet'in. Zamanında kendisini yiğit, akıllı bir bey sanıp destek verdi. Ural oğlumu dinlemeyip onun yanında durdu. Devletimize verdiği zarara bak. Şimdi tüm Bizans, Haçlılar ayaklanacaktır. Öte taraftan Moğollar da saldırıya geçti. İki ateş arasında kalacağız. Sultanımıza defaatle dedim. Bu çocuk dedim. Aklına eseni yapar, ele avuca sığmaz bu dedim. Dinletemedim. Emir Hazretleri, ne yapacağız? Katilin bir an evvel bulunması lazım Ural. Ben Haçlı alemine mektuplar yazacağım. Sultanımızın taziyelerini bildireceğim. Sul içinde çözeceğiz artık. Ya Ertuğrul? Duyduklarım doğru mu baba? Maalesef doğrudur evlat. Ertuğrul yine yaptı yapacağını. Ertuğrul Bey'le Tekfur. Sıkı dost olmuşlardı. Ertuğrul dostlarını yarı yolda kovmasını iyi bilir Ali Yer. Tekfur'un ölümünden Ertuğrul Bey ne fayda sağlayacak ki abi? Bazen bozkırda erler kazandıkça doymaz. Daha fazla, daha fazla ister. Ertuğrul Bey gibi birinin kendi hanında buna müsaade edeceğine ihtimal vermem. Keşke hayat bizim verdiğimiz ihtimaller üzere yürüse. Lakin hayat gerçekler üzerine yürür. Şu an bir gerçek var. O da Ertuğrul Bey'in devletimizi savaşın eşiğine getirdiğidir. Bizlere düşen de bu tehlikeyi savuşturmaktır. Her şeye rağmen tüm Türkmen obaları durumdan haberdar edilmelidir. Âlâ, Candar Bey. İmdi derhal Hanlı Pazar'a gidip Tekfur'un komutanı Vasilius'a benim adıma taziye ziyaretinde bulun. Ayrıca bir uç beyi olarak Ertuğrul'a söyle, bundan gayrı senden habersiz adım dahi atmasın. Bugünü atlattıktan sonra bizzat ben hakimiyetimi sağlayacağım. Destur var mıdır? Çolpan Hatun rahatsız dedi, geldik. Sıcak çorba yapalım dedi. Geldik, ölüsüyle karşılaştık. Ah. Huzur içinde, uykusunda ölmüş garibim. Ali Yar Bey'im görmeden kimse bu cesede dokunmayacak. Anladın mı beni kadın? Biz bu pazarın ahalisine ne söz verdik? Bu pazarın güvenliği bizden sorulur demedik mi?
İndi soysuzun biri gelip pazarımızda misafirimizi öldürdüğünde gayrı bizim bu pazarda ne hükmümüz kalır? Beyim, bu menfur saldırı sizi itibarsızlaştırmak için hususi olarak Hamlı Pazar'da yapılmıştır. Ne yazık ki Tekfur da bu saldırıda kurban seçilmiştir. Bu meseleden nemalanmak isteyenlere verilecek en iyi cevap da tez o soysuzu bulup cezalandırmaktır beyim. Bana bildiğim şeyleri anlatırsın Artuk Bey. Asıl olan o soysuzun bu pazara hiç girmemesidir. Beyim, sen de takdir edersin ki bu Hamlı Pazar'dır. Her dinden, her milletten insan gelir. Kimin ne niyetle geleceğini nasıl bilebiliriz beyim? Bileceksin Artuk Bey. Bileceksin. Nicedir cenk ederiz. Gayrı dostu düşmanı gözünden bileceksin. Düşmanımız da bilecek ki daha yayını germeden, kılıcını kınından çıkarmadan cezası kesilir. O soysuz epey takip ettik. Lakin pusuya düşürüldük. Baskına uğradık. Şehitlerimiz var. Elimizden kaçırdık beyim. Turgut! Turgut! Sen pusuya düşesin. Takip ettiğin herifleri kaçırasın. Sana emanet edilen alpleri şehit veresin diye mi alpbaş oldun? Cevap ver Turgut! Affet beyim. Bağışlayasın. Dağ taş delik dişi edilecek. O kefere bulunup bana getirilecek. Anladın mı? Turgut Alp. Beyimiz verdiği sözün yere düşmesinin acısı içerisindedir. Onun bu sıkıntılı haliyle söylediklerine alınmayacağız. Beyimiz haklıdır Artuk Bey. Üzerimize düşeni yapamadık. Lakin bize bu kahpe tuzağı kuranları bulmadan yaşamak gayrı bana haramdır. Müsaaden Artuk Bey. Helena Hatun, destur var mıdır? Destur var mıdır? Öldürdüler Bamsı. Babamı öldürdüler. Ellerimin arasından kayıp gitti. Ama ben mani olamadım. Helena Hatun, Allah'ın takdiri böyleymiş. İsyan edip kendini perişan hale koymak yaraşır mı kullarına? Dirayetle ayakta durup adaleti aramak düşmez mi evlada? Adalet bu topraklarda bitti Bamsı.
Karaca'yı sardı. Devletimizde çürüyen bir şeyler vardı. Bilirdim, görürdüm. Lakin diyemezdim. Sonunda o çürüyen, kokuşan fitne sizlerin arasında babamın canını aldı. Bu cihanda yapayalnız kaldım Bamsı. O nasıl sözdür Helena? Sen hiç yalnız olur musun? Evvela Allah vardır. Ertuğrul Bey'imiz vardır. Koca kayı obası vardır. Turgut vardır, Doğan vardır. Halime Sultan vardır. Hem sen daha tanımadın. Hayme anamız vardır. Hayme ana anaların anasıdır. Sonra Bamsı vardır. Kendisi ben olurum. Sen yalnız değilsindir Helena. Ben Türkleri sözlerine sadık bilirdim. Anlaşılan sen onlardan değilsin Ertuğrul Bey. Bu saldırı size değil bize yapılmıştır. Benim hanımda, benim misafirime atılan her ok bana saplanmıştır. Biz bu oku çıkarmasını da, kime atacağımızı da iyi biliriz. Sen de şunu bilesin ki, Süleyman Şahoğlu Ertuğrul verdiği sözü tutar. Tekfur'a da söz vermiştin. Lakin bugün cenazesini götürüyoruz Ertuğrul Bey. Bu nasıl söz tutmadır? Şunu unutma ki, eğer bu işi yapanı bulamazsan Bizans Sarayı sözünü tutar ve bu hanı başına yıkar. Zamanı gelince iti bağlamayı da, atın avlamayı da, bunu yapan hainleri hanın kapısının önünde sallandırmayı da iyi biliriz. Göreceğiz Ertuğrul Bey, göreceğiz. Destur var mıdır? Buyurun hele. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Duydum. Üzüldüm. Emir Saadet'in köpek hazretlerinin üzüntülerini de bildirmek için buradayım. Sağ olun Candar Bey. İnsan böyle zamanlarda dostunu, düşmanını çok daha iyi tanıyabiliyor. Biz bu topraklarda huzur ve güvenin tesisini isteriz. Umarım bütün Türkmen obaları sizin gibi düşünüyordur Candar Bey. Şimdi müsaadenizle çıkmam gerek. Hiç olmazsa Tekfur'un cenazesini dostlarına götüreyim. Buyurun. Vasilius'a layık olduğunu gösterdin Laskaris. Davamız uğruna ölmeden, Türkleri gebertip bu topraklardan sürmeden layık olduğum ispatlanmış olmaz Petrus. Kutsal topraklarımızı Türklerden temizlemek için kutsal savaşı başlatmanın vakti geldi Laskaris. Söyle, nedir bana düşen? Konstantiniyye'den ticaret yapmak için gelen bir tüccar olacaksın. Çavdar Ovası'na gidip Ural'ın ihtirasını okşayacaksın. Kıyametin fitilini ateşleyeceksin Laskaris. Fitilini